Yunus Akgün Avrupa devlerinin kıskacında. Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. İspanya'dan Atletico Madrid ve Real Betis, Almanya'dansa Eintracht Frankfurt'un Akgün için nabız yokladığı öğrenildi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılabileceği konuşulurken, kulübün bu transferden 20 milyon euro gelir beklediği ancak tekliflerin 10 milyon euro civarında olduğu da gelen bilgiler arasında. Yunus Akgün bu sezon sarı kırmızılı forma ile ortaya koyduğu etkileyici oyunuyla taraftarların sevgilisi haline gelirken kulübü içinde kilit bir oyuncu oldu. Galatasaray cephesinden transferle ilgili resmi bir açıklama gelmezken Avrupa devlerinin tekliflerini arttırabileceği yönünde söylentiler giderek güçleniyor. İtalyanlar Nelson'un peşinde. Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından adım adım takip ediliyor. Sarı Kırmızılıların 26 yaşındaki stoperini İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina transfer etmek istiyor. Nelson'u tribünde izleyen İtalyanların devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Timbom'da Davinson Sanchez'in gölgesinde kalan tecrübeli oyuncunun da devre arasında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın tecrübeli stoperini sadece Fiorentina takip etmiyor. La Liga temsilcisi Real Betis'in de Ocak ayındaki transfer döneminde Victor Nelson için hamle yapacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın Nelson'un satışından beklentisi 15 milyon euro. Danimarkalı stoperin Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Galatasaray genç yıldızla anlaştı. Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da erken başladı. Sarı Kırmızılılar flash bir ismi gündemine aldı. Galatasaray, gurbetçi yıldız Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de gündeme gelen genç futbolcuyu renklerine bağlamak için Freiburg'la ön görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılılar, Eren Dinkçi ile anlaşmış durumda. Geçtiğimiz sezonu Heidenheim'da kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alman ekibinde 34 maçta forma giyip 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. Yaz transfer döneminde Freiburg'a transfer olan Eren Dinkçi santrafor hattında da forma giyebiliyor. Galatasaray'da ayrılık. Geçtiğimiz sezon Sasha Boy, bu sezonda Kerem Aktürkoğlu gibi önemli satışlar yaparak kasasına bonuslar dahil 50 milyon euroya yakın bir bonservis geliri koyan Galatasaray, yine önemli satışlar yapacak gibi görünüyor. Kadrosundaki birçok isim için transfer teklifleri alan Sarı Kırmızılılara en yüksek bedel Barış Alper için teklif edildi. İngiliz basınından Sky Sports, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için yapılan teklifi paylaştı. Habere göre Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt, kış transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 24 milyon euro önerecek. Almanların milli yıldızın transferi için ilk teklifi kabul edilmezse 27 milyon euro seviyelerine kadar çıkabileceği de aktarılan bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olan Barış Alper'in Galatasaray'la 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'a yeni Haaland. Barış Alper Yılmaz, Nelson, Sacha Boy ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, kış transfer sezonunda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın gündemine aldığı Osijek forması giyen Anton Matković için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid ile Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen bilgiler arasında. 1.91'lik Hırvat golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yazında sona erecek. Arjantin TV River Plate Icardi'nin peşinde. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Icardi hakkında flash bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi için River Plate, Galatasaray'a 15 milyon dolarlık bir bonservis bedeli ödemeye hazır.
Söz konusu habere göre geçen sezon başında 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'a imza atan Tanguç'un golcü ülkesinin takımlarından River Plate'in listesinde yer alıyor. River Plate'in bu transfer için Icardi'ye 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon dolar maaş, Galatasaray'a da 15 milyon dolar bonservis bedeli olmak üzere 33 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı da gelen bilgiler arasında. Arjantin basınında ayrıca Marcelo Gallardo, bir dönem Arjantin milli takımının formasını da giymiş olan yıldız borcu Icardi'yi River Plate'de oynamak için ikna etmeye çalışacak ifadeleri de kullanıldı. Galatasaray'da ebin ve ısrarı. Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Sarı Kırmızılılar, orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir isme yöneldi. Junior Dina Ebimbe. Yaz transfer döneminde de listede yer alan 23 yaşındaki Fransız orta sahayla görüşen Galatasaray, transferin son gününde mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı Kırmızılıların Ebimbe için devre arasında bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebimbe, kariyerinde daha önce Paris Saint-Germain, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Ebimbe, Okan Buruk'un alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Galatasaray'dan Vargas hamlesi. Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek. Sarı Kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi. Piyasada değeri 9 milyon euro olan İsviçreli kanat oyuncusunun Augsburg'da olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Vargas'ın öne çıkan özellikleri ise hızlı dribling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor. Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması nedeniyle Okan Buruk'un bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Devre arasında az sayıda takviye yapmak isteyen Galatasaray'da kış transfer sezonunda yapılacak nokta atışı transferlerle takımı güçlendirme düşüncesi hakim.